Yarışmamız başlıyor. Hazırsanız başlayacağız. Gelsin. Gelsin. Ben ne sorular gördüm, altında şık yoktu. Ne şıklar gördüm, aslında rüküştü kardeşim. Hazırsanız devam edin. Sen sor ya, sor. Bakın, ben buraya ilk soruda elenen kardeşlerime cesaret vermek için gelmişim. Buradan da onlara selam olsun. Bakın, iyi izlesinler nasıl yarışıyorum, bak. Gelsin sorumuz ve görelim lütfen. 2010'da yapılan bir çalışmaya göre bir bok böceği türünün... Bok mu var, ne gidiyor? Kendi vücut ağırlığına kıyasla çekilebileceği yük. Ne gülüyorsun kardeşim? 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kilogram kaldırmasına eşittir. Senin için bir kez daha okuyacağım, özür diliyorum. Oku, oku, tamam, oku da biraz empati yapın şu bok böceğiyle ya. Hem hepimiz biraz bazen kendini öyle hissetmiyor muyuz kardeşim? O kadar yükün altında ezilirken bir sabah uyandığımızda kendimizi bok böceği gibi hissetmiyor muyuz kardeşim? Ne öneriyorsunuz ailelere? Bakın, ben Allah'ın yarattığı her canlıyı severim. Yani bunlara niye siz bok böceği diyorsunuz kardeşim? Bok böceği ya. Ya İngilizce adı bunun bok böceği. Bunlar kardeşim bok böceği değil. Sen neyin peşindesin Murat? Bakın, ben her canlıyı severim. Efendime söyleyeyim, cırcır oluyor hayvan, cırcır böceği diyorsunuz. Ya burnu akıyor sümüklü böcek diyorsunuz. Ya ateşi var hayvanın, yazık, günah ya. Ateş böceği diyorsunuz ya. Kardeşim ben, bakın, benim bir tane böceğim vardı. Misafir geldi bir gün. Üzerine bastı, cork diye ses geldi. Buradan bütün böceklere sesleniyorum. Lütfen ezdirmeyin kendinizi kardeşim. Ezdirmeyin kendinizi kardeşim. Ezdirmeyin. Bir alkış alalım. Evet, burada alkış gelmedi. Sen soruyu sor, şey yapma hadi. 2010'da yapılan bir çalışmaya göre bir bok böceği türünün... Gülme kardeşim, bokunu çıkarttın artık ya. Kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kilogram kaldırmasına eşittir? Bana bir alkış alalım lütfen. O da Allah'ın yarattığı bir böcek ama işte. Ya alkış bu kadar kolay mı alınıyor ya? Bilseydik bu kadar edebiyat parçalamazdım ben, ne bileyim yani. A 800 kilogram, B 8000 kilogram, C 80.000 kilogram, D 800.000 kilogram. Ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum kardeşim. Pekala, o zaman bakalım. Jokercim merhaba. Merhaba Nihat'cığım. Ya ben bu sorunun cevabını biliyorum. Sana öyle bir hal hatır şey yapmak için aradım. Yani yoksa biliyorum yani. Bak, Batman'e karşı hep seni korudum. Kolladım. Sağ ol dostum. Sen ezdirme kendini kardeşim bu kadar ya. Bu mesajı ver. Bak, aynı zamanda böceklerin kendini ezdirmemesi gerektiğini söyledim ya. Sana da söylüyorum. Ezdirme kendini Batman'e karşı. Nedir bu arkadaşım? İşe yarasa zaten yarasa olmaz ya. Bak yine gülmediler. Oğlum sen harcanesin buralarda. Hakik gelmedi. Evet tamam, hadi kapat şimdi. Çok yazar katıma hadi. Kuralları biliyoruz. Yani benim memleketimin bok böceği bile başka ülkelerin bok böceğine benzemez kardeşim. İnsanı da başka ülkelerin insanına benzemez. 800 bin katını kaldırır ya benim memleketimin bok böceği. D şıkkı. Son kararım, eminim ya. Hiç sorma bile bu soruyu, sorma. Emin misin falan deme. Hadi. D. Gelsin efendim. Ya nasıl ya? Nasıl yani? Ya kardeşim nasıl oluyor bu ya? Bir yanlışlık var ya. Bırak Allah'ını seversen. Cevabı bilmiyordun. Neyi bilmiyordum ya? Neyi bilmiyordum? Sen soru sormayı bilmiyorsun ya. Ya bırak. Ne bok yerseniz yiyin ya. Bırak.